Fatsa Belediyesi, Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları giydikleri dönem kıyafetleriyle, Yunus Emre'nin Sevgi Dilini ilçedeki tüm okullarda canlandırıyor ve öğrencilere aşılıyorlar. Eğri olan odunları baltamla yontmaya başladı. Her odunda sabretmeyi öğrendi. Evet, bizim Yunus'tan Dünya Dili Türkçe'ye projesi kapsamında 24 ortaokul, 14 lisede Yunus Emre'nin sevgi dilini, hoşgörüsünü, güzel ahlakını okul okul, sınıf sınıf gezerek 680 şubede yaklaşık olarak 21 bin öğrencimize ulaştırdık. Bu anlamda Yunus Emre yılı ve Dünya Türkçe Yılı ve Yunus Emre Yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edildi. Fatsa Belediye'miz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımız işbirliğiyle okullarımızda Yunus Emre etkinlikleri, Bizim Yunus isimli gösterimizde bizler de öğrencilerimizle buluştuk. Bugün de yine Fatsa genelinde hem de kırsallar da dahil okullarımızda öğrencilerimizle buluştuk. Sınıf sınıf gezerek, okul okul gezerek Yunus Emre'nin sevgi dilini, hoşgörüsünü aşılıyoruz. Tabii habersiz bir şekilde, sadece öğretmenlerimizin bilgisi oluyor, habersiz bir şekilde sınıflara giriyoruz. Dönem kostümlerimizde Yunus Emre, Tapduk Emre'yi gören öğrenciler ilk önce bir şaşkınlık yaşıyorlar. Daha sonrasında gösteriyi izlediklerinde o büyüye, zamana, tarihe bir yolculuk yaşıyorlar. Ve Yunus Emre'yi, yaşadığı dönemi, Tapduk Emre'yi ve hangi zorluklardan geçtiğini öğrencilerimize anlatıyoruz. Yunus Emre 13. yüzyılda yaşayıp 14. yüzyılda vefat etmiş Türk dünyasının yetiştirdiği en büyük şairlerden birisidir. Bir tasavvuf ehlidir. Onun bu yönlerini okulumuzdaki öğrencilere aktaran bu proje gerçekten ilçemizdeki öğrencilerimize büyük ufuklar açmıştır. Bu bağlamda 2021 Yunus Emre yılı olarak ilan edilmişti Cumhurbaşkanlığımız tarafından. Yunus genç dimağların düşüncesinde her zaman bu projelerle var olacaktır.